Yumurtalık kistleri kendiliğinden patlayabilir. Özellikle hormonal dediğimiz yumurtlama kistleri 3-5 santimetre boyutlara veya daha büyük boyutlara ulaşmış ise çeperleri ince olduğu için patlayabilir. Bazen de kendi etrafında dönebilir ve şiddetli ağrı yapabilir. Çeperleri ince olup patladığı durumlarda da içinde biriken sıvı miktarı karın boşluğuna dökülür. Aynı zamanda bazen o patladığı noktadan bir kanama eşlik edebilir bu duruma. Ve bu patlamış olan kistin sıvısı karın boşluğunda bir iritasyon ve ciddi bir karın ağrısı yapabilir. Bundan dolayı hastalar acile gelebilir. Acildeki değerlendirmede eğer biz bunun kist rüptürü olduğunu konfirme edersek, yani apandisit olmadığını veya başka bir ciddi patoloji olmadığını konfirme edersek, bu durumda hastalar izlenebilir. Ağrısı azaltılarak, ağrısı kontrol altına alınarak önümüzdeki, ondan sonraki bir hafta içinde o kist sıvısının rezorbe olduğunu, ortadan kalktığını görebiliriz ve gereksiz yere cerrahi yapmadan kurtarabiliriz durumu. Ancak bazı durumlarda bu ağrıyı kontrol edemeyebiliriz. Bu kanamanın eşlik etmesi nedeniyle hastada kansızlık ortaya çıkabilir. Bundan dolayı da hızlı tedavisini sağlayabilmek için hastanın laparoskopi yaparız. Laparoskopi esnasında bu ortalığa dağılmış olan sıvıyı temizleriz, kanı temizleriz. Eğer bir kanama odağı varsa bunu koagüle ederiz, durdururuz. Aynı zamanda kistini çıkartırız ve hastayı 24 saat içinde evine de gönderebiliriz. Bunun haricinde dermoid kist gibi veya çikolata kisti gibi kistlerin patlaması birazcık daha zordur. Çünkü bunların çeperi daha kalındır ve nadiren patlarlar. Ancak patladıkları durumda da yine aynı şekilde ciddi, acile getiren karın ağrısı ortaya çıkartabilirler. Ancak zaten bu kistlerin ilk görüldüklerinde de ameliyat edilmesi gereken bir kist olduğunu bildiğimiz için bu hastaların zaten ameliyat edilmesi gerekir.